Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan canlı yayınımıza değil videomuza hoş geldiniz. Ben bunu canlı yayın olarak yapma fikrim var ama maalesef canlı yayınlarda beğeni sorunu oluyor. Ama videolarda beğeniyorsunuz herhalde. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim eğer bu video çok beğenilirse çok izlenirse akşama canlı yayın fikrim var bilginiz olsun. Kıymetli arkadaşlar kıymetli dostlar bu video kısa kısalardan yer alacağı için bilgileri kısa kısa aktarıp geçeceğim. Bu videolara başlık bulmakta çok zorlanıyorum. Sebebi şu, çok fazla konu anlatacağım ve alt başlık olmayacağı için dikkatinizi lütfen videoya verin. İlk olarak Fenerbahçe 7 Mart'a kadar Avrupa maçına çıkmayacak. Çok rahatladık. Baya baya rahatladık. İyi rahatladık. Ve hem psikolojik olarak hem fiziki olarak rahatladık arkadaşlar. Sebebi de malum. Yani 7 Mart'a kadar bir nevi tek maç haftası. Hani Rakipler o hafta için Türkiye Kupası maçı mı yapacak? Sen de yapacaksın. Yani bütün rakipler, yani şampiyonluk yoldaki bütün rakipler, şu an sadece Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da şampiyonluk yarışına zaten iki takım gittiği için mesela Galatasaray bizden iki maç Avrupa'da fazla oynayacak olması ya da belki de orada elenecek bilemeyiz. O şekilde devam edecek olması da en azından bizim adımıza rakibin daha çok yorulacağı bir senaryo olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi ülke puan sıralamasında grup aşamasında 37.100 puanla 9. sırada kapattık. Temsilcilerimizin bu katkısı Fenerbahçe 4.000 puan. Galatasaray 5.000'e puan. Beşiktaş 2.250. Adana Demirspor 0.875 puanla katkıda bulunmuş. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden deli para aldı. Yani düşündüğün zaman gerçekten deli para aldı. Şimdi bu işlerin bir de matematiği var. İşin doğru tarafı. Hani şöyle bir şey yapmış sayfanın biri. E, 30 milyon euroluk bir şey eklemiş. Şimdi doğruya doğru Galatasaray Şampiyonlar liginden yaklaşık 30 milyon euro var. Ancak sözleşmeler, bu sözleşmelere bağlanan yeni transferler, maaşlar ciddi manada Galatasaray kasasını mahvetmiş durumda. Hani 6'da bir maliyetli Kopenhag'ın gruptan çıkması. Yani tesadüf diye bir şey yok. Tesadüflere sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe kupa 3'te şu ana kadar 7,5 milyon euro kazanmış durumda. Yani 7,5 tam fazla hatta. Bu bilet satışı ve ürün satış gelirleri hariç. Hani elbette Galatasaray'ın kazandığıyla boy ölçemez. Baktığı zaman 4 katı gibi bir şey var ortada. Ancak Fenerbahçe al satı iyi yapmaya başladı. Yaklaşık 55 milyon euroluk bir satış yaptı aldığı futbolcularla kaliteyi arşa çıkarttı. Direkt etki eden isimlerle de hani Comolokka yaptı. Fred, Şimanski, Tadic. Hani bu isimleri tartışan var mı Fenerbahçeli olup da? Hani şeyden bahsetmiyorum işte. E, kripto Fenerbahçelerden bahsetmiyorum. Bak Bekao sakatlanmasa mesela. Hiçbirinizde soru işareti değil. E, Ciku mesela. Ya geçen senenin tartışılan ismi Osterwold'e bile tartışılmaz oldu. Bakın Galatasaray'la ilgili ben mesela birkaç şeyi merak ettim. Araştırdım buldum. Mesela Angelina diye bir oyuncular var. Bir maç daha oynarsa zorunlu savuk devreye girecek. Ne kadar para vermişler arkadaşlar? Bakın bu verdiğim veriler Galatasaray'ın kap açıklamalara. İster doğru veri versin ister sahte veri versin. O beni alakadar etmez. Yani ver, verilen verileri ben kap açıklamasında verilen verileri okuyacağım. Yani orada normalde atıyorum 100 milyon euro harcadı ama 10 milyon gösterdi. Ben bir şey diyemem ona. Ya da 10 harcadı 100 gösterdi. Ben ona hiçbir şey diyemem. Ben sadece şeyden bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi Angelina için diyor ki kulübünün net 1,5 milyon euro geçici transfer ücreti. Kiralama bedeli. Şimdi 30'un 1,5'u gitti gibi düşünün. Şarta bağlı satın alma bedeli 6 milyon euro. Not bir maç daha oynarsa 6 milyon euro daha gitti. 7,5 gitti. Yani 30'un 4'te biri sadece Angelina çöpüne gitti. Futbolcuya 2023-2024 sezonu için 2.3 milyon euro ödenecek. 2. Zaha. Şimdi Galatasaray forumlarında Zaha çok kötüleniyor. Ciddi manada kötüleniyor. Yani öyle böyle değil. Harbi harbi bak. Mesela Angelina ve C Zaha çok şey yapılıyor. Galatasaray Angelina geldi. Fenerbahçe taraftarı kıyametleri kopardı. Nerede şimdi Angelina? Fenerbahçe taraftarı çok unutkan. Zaha geldi. Kıyamet koptu. Nerede Zaha diyor Ahmet Ercanlar. Haksız mı? Sıcak gelişme Metin Karabaş. Galatasaray güzel bir teklif gelirse Zaha ile yollarını ayıracak. Şimdi Fenerbahçe'nin alay ettiğiniz güya Fenerbahçe'nin elinden aldığınız Fenerbahçe'nin 7 milyon euro yıllık ücret teklif etmesine rağmen hani neredeyse yarısını verip ikna ettiğiniz Zaha mı satılacak? Hangi aptal yıllık ücretini verebilecek? Levent Tüzemen Okan Hoca ile Zaha arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Okan Hoca Kerem'i nasıl kesip Zaha'yı oynatacağının formülünü arıyor. Yönetim Okan Hoca'nın kucağına bombayı bırakıp kenara çekildi. Savaş Çorlu. Galatasaray Zaha'nın performansından hiç memnun değil. Teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor. Ancak hiçbir kulüp Zaha'nın aldığı maaşı karşılamak istemiyor. Çünkü yüklü bir maaşı var. Olur mu canım? Bedava oynuyordu. Yani karın toplu oynuyordu. Bu arada Sergio Oliveira'nın omuz kısmına bağlanan pektoral kası kopmuş. Yani Benzer sakatlıklarda ameliyat olursa en az 4-6 hafta askıda kalıyormuş kol. Hani kas naklinin gerektiğin dur durumlar olabiliyormuş. Yani tedavi süresi değişecek olsa da dönüşü yaklaşık en az bir ayı bulacak diyorlar. Tabii çok geçmiş olsun. Muhtemelen darbeye bağlı olmuştur bu idmanda. Çünkü çok fazla maç oynamayan bir futbolcu. Şimdi Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncusu sakatlanınca sosyal medya yangın yeri oluyordu. Ya bunda da olsun demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ya da iyi olmuş öyle olmuş böyle olmuş demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ancak ben şunu demek istiyorum. Ya bu olaya herkes örnek olsun. Oyuncular idmanda FIFA PS falan oynamıyorlar ya da okey falan oynamıyorlar. Çalışıyorlar. Böyle sakatlıklar olabiliyor arkadaşlar. Böyle sakatlıklar olabiliyor. Olmaz diye bir şey yok. Neyse Zaha'ya dönüyorum. Zaha için açıklanandan bahsediyorum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. 3 sezon için anlaşmışlar. Futbolcuya net 2.330.000 euro imza ücreti, her bir futbol sezonu için 4.350.000 euro, 4.350.000 euro yıllık ücret, deli para. Ama tabii Fenerbahçe taraftarları bir türlü buna ikna olmuyor. Tete'ye gelelim. Tete'nin de imza parası, yıllık ücreti falan filan 4 artı 1, net 2.800.000 euro garanti ücreti, 3.1 milyon euro da imza ücreti ödenecek. Artı bir de davası var, hala süre gelen. Bakalım ne karar çıkacak. endombili kira ücreti artı satın alma opsiyonu zorunlu mu? Hani yıllık ücreti ne kadar? Arkadaşlar açık ve net bir şekilde Galatasaray 15 milyon euro transfer bedeli. 2025'ten başlayıp 5 sezona yayılmış taksitler. Yıllık ücret bazında da yani yıllık ücret bazında da net 3 milyon 136 bin euroluk ücret ödenecek. Yani 5 senelik anlaşma yapılsa yaklaşık 15 milyon euro 15'te bon servisi 30 milyon euroluk bir Kazık çıkmaz bir kazık yani Galatasaray'ın bütün UEFA'dan kazandığı gelir Sadece ve sadece Endomil'in Maaş artı Bon servisine gitmiş durumda Ha, Ben bunları şu yüzden soruyorum şampiyonlar ligi dahil şu kadar para geldi bu kadar para geldi var ya Hani Bileyim istedim Akıllarda soru işareti vardı hani bu kadar ucuz olur mu diye ben bir şey diyemem Total'e baktığımızda toplam 12,586 12 milyon 586 bin yani euro yıllık ücret. Sadece bir yıllık. 27,93 milyon euro da bon servis artı kiralama artı imza parası. Ki zorunlu opsiyon devreye girmiş halden bahsediyoruz. Yani toplam bir yıllık yıllık ücret 12,5. 12,6 diyelim. 3 yıllık hesaplayalım. 36-37.8. Düz hesap 38 diyelim. Yaklaşık 28'de bonuslar, şey bon servisler, kiralama bedelleri falan filan. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. 30 verip ya yani 30 kazanıp bu kadar harcayan takım mı? Fenerbahçe'nin 7.6'sı mı? Şunu diyeceksiniz hocam sen de Cengiz Ünder'e 15 verdin sana kitlediler. Mantıklı. Doğru bu cümle mantıklı. Biz daha Cengiz Ünder'i izleyemedik bu arada bilginiz olsun. Çünkü sürekli bir sakatlıklar, sürekli bir sakatlıklar. Bak İrfan Can Kahveci'yi de izleyememiştik. Bu sezon izliyoruz. Türk futbolcu uzun süreli sözleşme ne zaman açılacağını bilemezsin. Belki de ligin ikinci yarısında Tadiç kesecek. Solda Cengiz sağda İrfan oynayacak bilemezsin. Anlatabiliyor muyum? Belki Şimanski 8'e kayacak. Fred Şimanski yapacak orta sahi falan filan. Hani ben sadece örnek veriyorum. Ben örnek veriyorum sadece yanlış anlamayın. Ama öbür türlü futbolcular gönderildi. Futbolcular alındı. Maaş skalası dengelendi. Kalite arttırıldı. Ya Spartak Tırnava teknik direktörü diyor ki defans yapmak istemiyorduk. Oyun oynamak istiyorduk ama Fenerbahçe'nin öyle kaliteli oyuncular var ki diyor. Bakın Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyunculara. Edin Ceko 16 gol 5 asist. 21 gol katkısı şimdiden. E Sebastian Şimanski 11 gol 9 asist. 20 gol katkısı şimdiden. Tadic 11 gol 8 asist. Bakın Tadiç 11 gol 8 asist. 19 katı şimdiden. İrfan Can Kahveci 10 gol 6 asist. Şimdiden 16 gol katkısı. Allah var. Ceko 37, Tadiç 35. Fenerbahçe'ye geldiğinde sosyal medyada yaşları çok tartışılıyordu. Hani o zaman Tadiç 34'tü. Öyle değil mi? Açık söyleyeyim. E, Ceko'nun ilk geldiğinde bu kadar verim alabileceğinizi düşündünüz mü diyor bir kardeşimiz bir sayfasında. Bakın yazdığımı direkt okuyorum. Yanlış anlamayın öyle hani şey değil. Şimdi kıvırmıyorum. Açık söyleyeyim asla bunu tahmin etmiyordum. Yarısını anca yapar diyordum. Yaşı ilerlediği gol kaçırır pes eder diyordum. Herkes Tadiç'e odaklanıyor ama diyor bir kardeşimiz de Claudinho. Alex'ten sonra bu takımın gördüğü tek saha içi lideri Ceko. Hem oynuyor hem oynatıyor. Hepsini geçtim. O sahada ise takım daha az strese giriyor. Kötü gidiş anında ortaya çıkabileceğini biliyor. Çok büyük şans. Sene başında Ceko'yu tam tanımayıp geriye geliyor top dağıtmasını hani eleştirenler vardı. Ceko ayrıyeten çok iyi bir servisçi ve oyun kurucu. Oyun zekası ve bilgisi birçok elit santraforda yok. Icardi kadar ekstra gollerin adamı değil ama saha içi, saha dışı katkısı çok fazla. Bakın saha dışı. Mühim olan kısmı burası. Şimdi Beşiktaşlılar Vitor Pereira'nın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olması için baskı yapıyorlarmış. Ancak Vitor Pereira Fenerbahçe'de tuttu. Beşiktaş'ta tutmaz. Sizin Fenerbahçe taraftarı kadar sabrınız yok. Anlatabiliyor muyum? Yok. Mesela ee, bakın Ika, ee, Ceko Tadic 16 gol daha asist 11 gol 8 asist hani inanılmaz istatistikler. Hani 20 20 artıya yaklaşan ve 20 artıyı geçen istatistikler. Bu istatistiklerle Fenerbahçe şampiyon olur. Bu kalitelerle olur. Hani kimsenin futbolcuna bir şey demiyorum. Ben Beşiktaş'ı izledikten sonra çok ciddi bir şekilde futbol kültürüm değişti. Futbola bakış açım değişti. Eskiden derdim ki Anadolu'dan yetenekli topçuları alalım, parlatalım, satalım. Şimdi diyorum ki Anadolu'dan alınan her 100 topçudan en fazla 2 tanesi yetenekli çıkıyor. Atabileceğin yetenekle çıkıyor. Ama alt yapından çıkan çocuklar gerek hırs gerek senden aldığı eğitim ile uçabiliyor. Yurt dışından aldığı gurbetçi çocuklar ülkemizde yetişen çocuklardan daha yetenekli oluyor. Kimse de bana kızmasın. Bu şartlar altında. Sıkıntı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Recep Uçar. Fenerbahçe Lig'in en iyi kadrosuna sahip. Avrupa'da bizleri iyi temsil ediyor ligdeki momentumumuzu devam etmek istiyoruz. Kazanabilsek ne mutlu bize demiş. Ne mutlu Türk'üm diye iyi destek arkadaşlar. Sağ ol. İnşallah Fenerbahçe'miz kazanır. Kayseri Spor maçında Spartak ne maçında izlemiş. Şimdi Kayseri Spor küçümseyen bir takım. Birçok kişi küçümsüyor. Niye küçümsedin onlar da bilmiyorlar. Sebebi ne? Kayseri Spor. O yüzden hocam. Yani Kayseri takım. Kayseri Spor evinde hiç kaybetmedi. Son 7 maçın 6'sını kazandı. Depresmanda Trabzonspor'u yendi. Bir beraberliği var. Ligde 3. sırayı hak edecek performans ortaya koyuyor. Fenerbahçe maçında da elinden geleni yapmak istiyor. Maç çarşamba günü saat 17'de. Tabii ki de kolay geçmeyecek. Derbi öncesinde güzel bir sınav. İnşallah Fenerbahçe'miz bu maçı kazanır. Hatta inşallah Allah'a dua. İnşallah sakatlıksız ve kart yemeden bu maçı tamamlarız. Sarı kart yiyen futbolcu olursa da en azından Galatasaray maçında cezalı olmayacak şekilde futbolcular yerse yesin diyebilirim. Şimdi Ali Ece küfür etmeden küfür etme sanatını icra etmiş. Twitter'ımda paylaştım bulabilirseniz izleyin. Mehmet Büyük çok güzel iltifatlarda bulunuyor. Şimdi bak. Fenerbahçe Futbolcu Fabrikası dedim ama. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı yabancı hakeme karşıyım. Maçlarımızı bu ülkenin evlatları yönetmeli. Mevcut hakemlerden derneğimizden istifa eden olmadı. Derneğimize gelen mail ya da istifa dilekçesi de yok demiş. Şimdi ilk olarak hepimiz bu ülkenin çocukları yönetsin istiyoruz. Ancak bu ülkenin çocukları yani bilmem ne çocuklar olmasın. hani Galatasaray çocukları, Beşiktaş çocukları olmasın. Anlatabiliyor muyum? Bu ülkenin çocukları olsun. Ben söylüyorum Süper hakemleri, dünyanın en yetenekli hakemleri ancak tarafsız maç yönettiklerinde. Ya yurt dışına maça gönderiyorsun. Adam direkten dönen topun hani direkt vuruşu kullanan kişi tarafından tekrar oynanılmayacağını bilmiyor ya. Ya böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Böyle böyle bir rezalet yok ya. Harbi söylüyorum böyle bir rezalet yok. Ya biz neyle uğraşıyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? Farkında mısınız ya? Ve yabancı hakeme karşıymış. Ben asıl yabancı hakeme istiyorum. Yabancı hakem gelirse bu ülkenin futbolu düzelir. Niye? Lan adamda hırs yok. inat yok. Adamda ne bileyim hani maçı kazanayım derdi tasası yok. Yani rahat rahat iş yapıyorlar. Rahat rahat güç yapıyorlar. Yani Türk futbolcular açık söyleyeyim abi. Hani saldım çayram evlam kayram odundalar. Bu işler böyle olmaz böyle yürümez. Şimdi az önce ben bir iddiada bulundum. Dedim ki alıyorsak yurt dışından futbolcu alalım dedim. Muhtemelen beni eleştirecekler diyecekler ki ya sen bir de milliyetçi geçiniyorsun hocam. Sen nasıl adamsın işte bizim evlatlarımız şey yapsın şöyle yapsın böyle yapsın. Mesela Ferdi Kadol diye bir çocuk var Fenerbahçe'de. Sosyal medya Ferdi ile yanıyor. Ferdi ile parlıyor. Ferdi Kadıoğlu'yla. Mesela hepsini okuyayım. Sefa Atalay, Bayern Münih veya Real Madrid'in aklı varsa Ferdi 40-45 milyon euro bandında Fenerbahçe'den alırlar. Sonra Napoli'den ya da Arsenal'den almak isterse en az 90 milyon euro bayılacaklar. Sporix, Inter Ocak transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını 17 milyon euro ile çalacak. Herhalde %30'unu falan almak istiyorlar Ferdi'nin. Akşam gazetesi Bayern Münih 30 milyon euroyu nakit olarak hazırladı. Ferdi ve Fenerbahçe'den haber bekliyor. Ferdi Kadıoğlu'na birçok talip scout gönderen takım var diyor. Reşat. Sevgili Reşat'a da buradan selamlar olsun. İşini gittikçe hakkıyla yapmaya baş... yani devam ediyor diyeyim. 85 yaşındaki Ajax efsanesi ve eski scout sıcak Svart bile Ferdi'yi sevdiğini ve Ajax'ta görmek istediğini yakınlarına söylemiş. Fenerbahçe ise Ocak ayındaki satışlara izin vermiyor. Bunları menajerlere söyledi diyor. Şimdi Ferdi'ye 100 milyon euro teklif gelse. Devre arası satar mısınız? 100 milyon euro. Çok düşündürücü bir rakam. Hocam 100'e satsak. 50'sini kullanabilir olsak. Şimdi 50'sini kullanıp bunun atıyorum 5 milyon eurosuna Rıdvan als Yılmaz'ı alsak. İşte şu kadarına şunu alsak. Thomas Parti'yi alsak. Ondan sonra Martiali Forvet'i alsak. Stopere Nino'yu alsak hocam nasıl olur? Valla bir ferdi satışıyla bunları alabilirsen bence mantıklı olur. Ancak Türk kuralını ne yapacaksın şekerim? Sen Nino'yu da alsan, Partiyi de alsan, Cartiyi de alsan, mecbursun. Bak, şöyle bir dünyadayız. İsmail'i oynatamıyorsun, Crespo daha iyi diye. Yarın bir gün Partiyi aldın, mecbur Partiyi oynayacak, oynatacaksın. Sağda tamam. İrfan Can, Cengiz Ünder, Emre Mor. Üçünden biri. Bir tane Türk garanti. 2-3. Geçen sene Altay, İrfan Can, Eğri Bayat'a. Tabi hani Altay'ın performansı iyidir kötüdür onu tartışmıyorum. Geçen sene böyleydi onu tartışıyorum. Şimdi baktığın zaman nasıl yapacaksın? Yani baktığın zaman nasıl bir olay gerçekleştirme fikriniz var? Kimi oynatma, kimi oynatmama fikriniz var? Hiç düşündünüz mü? O yüzden Ferdi'nin gitmesi çok ciddi. Bak Ferdi Kadol değildi. Osterwold diye teklifler olsaydı. Devre arasında yüzde satılır mı? Ne yüzü? 40'a 50'ye çok rahat satın derdim. Çünkü Türk değil. Şimdi Filip Kokun hatırlıyor musunuz? Ferdi Kadıoğlu'nu şimdi almazsanız ileride alamazsınız. Tüm sakımı satmanız gerekir demiştim. Onu söyleyeyim. Şimdi beni linçlemeyin. Ben bir şey söyleyeceğim. Hatta başta da bunu yazma fikrim var ama bilmiyorum. İsteyen her takımdan, Ferdi'yi isteyen her takımdan 60 milyon euro isteyip masaya oturmak var. Evet ben de farkındayım. Kimse 60 milyon euro vermez. Ligimiz malum. Fenerbahçe'nin konferans oynaması malum. Kabul. Ama ya bu rakamlara yaklaşan çıkarsa? Bak olmaz olmaz demeyin. Aziz Yıldırım Salih Uçan'a vermek istemiyor. Satmak istemiyor. Teklif geliyor Roma'dan. Şu kadar verin alın diyor mesela. Ya yüksek bir bedel söyledim. Diyor. 17 milyon euro muydu? Satın alma opsiyonu öyle bir şey. Tamam dediler diyor. Demek ki adamların bakış açısı farklı. Bizim fakir edebiyatımız farklı. Geçeceksin. 60 istem. Adam masadan kalksın. Yarın bir gün belki de diyecek ki 40'a çıktık. Ne diyorsunuz? Biz de 40'ınız çıkmadan gelmeyin falan deriz belki. Ya ben şunu söylüyorum. Açıkçası Ferdi Kadıoğlu'nun aynısından almak istesek 40'a bulamayız. Ha hocam çocuk da Avrupa'ya gitmek istiyor. Şimdi sen 60 diyeceğin çocuk duracak mı? Çocuk da gitmek isteyecek. Senin başın belaya girer. Diyebilirsiniz. E, haklısınız da. Yani mantığıken de haklısınız ama bunu tabii ayarında yapmak var. Bunu dozajında yapmak var. Orada futbol üstadı, profesörü yani Mario Branco var. Branco varken bize karışmak düşmez. Antonio Martial Manchester United olan sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmıyormuş ve Fenerbahçe bu transfer için öncekinden daha istekli süreç sürüyor diyor Engace'deki arkadaşlar. Buradan Engace Spor'sa selamlar olsun. Doğum günüymüş kardeşimin nice güzel mutlu yıllara. Şimdi Martial zaten hepimiz biliyoruz. Süreci de hepimiz biliyoruz. Ama ben ısrarla söylüyorum. Olmaz. Keşke olsa. Bak keşke olsa. Ama olmaz. Diğer bir isim. Fenerbahçe, Manchester, Victor Lindelöf için girişimler yapabilir diyor. Şimdi Lindelöf ismi bana geldi ama kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kaynağımdan doğrulatamadım. Hani bana geldi derken sosyal medyada paylaşılmış edilmiş arkadaşlar da bana sordu. Hiçbir mecrada ben doğrulatamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, kimsenin duyumunda da gözüm yok. Kimsenin verdiği duyumu çalacak da bir insan değilim. Benim duyumlarıma göre Lindelöf yok. Ama bu kardeşimiz diyor ki Lindelöf olabilir diyor. Şimdi 29 yaşında sözleşmesi yazın bitecek. 1.87'lik İsveçli stoper 64 maçta 3 golü var. Bu sezon 12 maça çıkmış Premier Lig'de bir gol bir asist bir kart. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç. Kupa maçında da 2 maçta oynamış. Bir sene de opsiyonu varmış bu arada bilginiz olsun. Benfica altyapısının mahsulü. 18 maç 1 gol 1 asist 1333 dakika. Vallahi Lindelof'u alırsan Ciku'yu boşa çıkarırsın. Ciku hocam Afrika Kupası maçlarına gidecek. Şimdi ne kadar orada olacak o da ayrı bir olay tabii Hani 5 maçtan mı gidecek, 3 maçtan mı gidecek, seçilmeyecek mi, seçilecek mi? E, o ara sakatım deyip gerçek kadroya alınmayacak mı? O da ayrı bir ironi. Bakalım nasıl olacak? Lindelöf yönetim kurulundaki yöneticilerden bir oyuncunun ismini talep ederek ilerletmiş süreç devam ediyor diyor. Son olarak da Burnley, Wurt ve Gors menajeriyle Fenerbahçe'ye önerildi diye. Zaten bunu iki gündür konuşuyoruz. Bakın Fenerbahçe'ye önerildi lafını şey algılıyorsunuz Nasıl anlatayım size? Dünyanın en önemli olayı gibi algılıyorsunuz. Arkadaşlar Bir transfer sezonu içerisinde Fenerbahçe'ye 500 tane futbolcu öneriliyor Sadece yazın 500'ün üstünde futbolcu öneriliyor Alt ligler, üst ligler, yan ligler, kenar ligler Yani de Sırf Fenerbahçe'nin denemeye aldığı futbolcu sayısı 30-40'ı buluyor 30-40 tane denemeye futbolcu alıyor. Hocam iyi de Biz haberlerde görüyoruz işte e, Trader Dog falan oynuyor. E, 5-6 tane kişi oynuyor. Hani 30-40'tı? Sizin haberiniz olan 5-6 tane. En az 30-40 tane futbolcu Fenerbahçe sırf denemeye alıyor. Olması gereken de bu zaten. Yanlış anlamayın. Ama e, ben Begos konusunda biraz şüpheliyim. Olacağı görüşünü değilim. Ama sosyal medyada 5 milyon euro olayını çok duyarsınız. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Şimdi peki size genel olarak sorayım. Ferdi Kadıoğlu'nu 60 atar. Bu arada diğer videonun sonunda şunu söyledim. Vegors 1. Radekurunic 2. Çağlar Söyüncü 3. Üç. Üçlü pakete ne dersiniz? Bu arada bak burada ben transfer videosu çekiyorum. Videonun altında hiçbir şekilde e, yorumunu göremediğim arkadaşlar. Her canlı yayınımda maç önü maç sonunda. Hocam şu transfer geliyormuş ne diyorsun? Bu transfer geliyormuş. Ne diyorsun falan diyorlar. Hiçbirini cevaplamıyorum. Onlar da zaten anlıyorlardır muhtemelen. Cevaplamıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ah burada bir sürü video var. İzleyin. Hem kanalımıza da isteğiniz olsun. Kanalımıza katkınız olsun. Hem de birazcık etkileşimi olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani videolarda daha rahat anlatabiliyorsun. Ama şeyden anlatamıyorsun. Bu üçlüyü çekip transfer dönemi kapansa nasıl olur? Bir de kanat forvet lazım bize. Onu da belirteyim. Yani Fenerbahçe gündemine dair benim aktaracaklarım bu kadar. Ama şunu ısrarla söyleyeyim. Ferdi yazın gider. Ferdi'nin kalacağını asla sanmıyorum. Hatta Osterwolde de gidebilir. Ama Osa'yı da gider. Bak iki tane kanat gider. Şimdiden scoutinglere başlayın. Şimdiden izlemelere başlayın. Ha şunu söyleyeyim. Biz bugüne kadar hep Atilla Salah'ı alalım bir bıçağı parlatalım 18'e satalım mantığındaydık. Bu sene Şimanski alalım 9'a. Parlatıp 40'a satalım mantığına çıktık. Bence Şimanski alalım parlatıp 40'a satalım mantığı daha doğru bir mantık. Yani 9'a alalım 40'a satalım mantığı çok daha doğru bir mantık. Bu mantıkla hareket edersek sağ beke düzgün isimler alırız. Sol beke düzgün isimler alırız. Orta sahaya da alırız. Şimdi Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk için mükemmel bir kadro kurdu. Birkaç takviye ile bu kadro konferansı da kazanır. İkide gide kazanır. Ama o birkaç takviyeyi çok doğru tespit etmek lazım. Mesela bak rakibin Tete'yi aldı, Zaha'yı aldı. Biz çok dedik. Ulan kanatlarında şu var, bu var. Daha hala niye kanat alıyor bunlar? Hani Fenerbahçe'nin yarışacağız diye kendini mahvediyor dedik ama inanmadılar. Şimdi de diyorlar ki Zaha gitsin, Hakim Ziyek gitsin, o gitsin, bu gitsin. Anlatabileyim mi? Yani umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani ilginç duyumlar, ilginç durumlar. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir beğeniye çok görmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.